Sıradan bir sabah. Güne başlamanın doğaya bedeli bir torba çöp. Sıradan bir iş günü. Çalışmanın doğaya bedeli bir torba çöp daha. Basit bir matematik hesabı. Bir adam eşittir günde 2, ayda 60 kilo çöp. 60 kilo bir adam. Tüketirken ürettiğimiz bir çöp adam. Her birimizin doğaya maliyeti her ay bir çöp adam. Çöp hayatın her anında var. Ama şehirde çöpe yer yok. Modern zamanlar sistem dışı olanı yok etmeye ya da görmezden gelmeye programlı. Uygarlık çöpün gözden ırak tutulmasını gerektiriyor. Bireysel hayatların dışına atılanlar toplumsal alanında çemberinden çıkmak zorunda. Çöpe dönüşen her şey ötekine bırakılıyor. Birilerinin çöpü başkalarının altını. Çöp bugün başlı başına bir sektör. Ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerinden depoculara, kamyonculardan toplayıcılara büyüklü küçüklü onlarca dişlisi var. Her sabah varoşlardan merkeze gelen kamyonlardan sokaklara dağılan toplayıcılar, tüketim dünyasının kurtulmak istediği atıkları, paranın hüküm sürdüğü başka bir dünyaya kazandırıyor. Haftada 7 gün, günde 15 saat. Toplayıcılar hayatlarını çöpten çıkarıyorlar. Çöp kimi zaman işlenecek bir ham madde, kimi zamansa kendi başına bir ürün. İnsanlar ihtiyaçtan çok zevk için satın almaya ve sahip olduklarından gitgide daha hızlı sıkılmaya başladıklarından beri çöp kutuları bit pazarlarının kurumayan kaynakları. Ama değişen tüketim alışkanlıkları burada da kendini hissettiriyor. Üçüncü dünya ülkelerinin etkisiyle pek çok şeyin çok daha ulaşılabilir olması ikinci ele rağbeti azaltmış. Bundan bir asır önce yaşamış insanlar bugün çöpten çıkanları görseler herhalde gözlerine inanamazlardı. Tüketim alışkanlıklarıyla birlikte çöp olarak görülen şeylerin kapsamı da baş döndürücü bir hızla değişiyor. Çöpün tanımını en güzel galiba İngilizler yapmış. Refuse demişler, yani istenmeyen şey. İstemediğimiz herhangi bir şey çöptür başlangıçtan beri. Ve her şey insan çöp yaratmadan yaşanamayacak bir nitelik arz etmekte. Yeseniz de çöp yaratacaksınız vesaire vesaire. Yani hayatın her aşamasında istenmeyen bir takım yan ürünleri olacak. Artık şehirlere sığmayan çöplerimiz arsızca ormanları, dağların eteklerini, şehrin çeperlerini işgal ediyor. Her insanın çöpten bir gölgesi olduğu gibi her şehrinde çöpten bir iz düşümü var. İnsan tıpkı bilinçaltına attığı kötü bir anı gibi çöplerini de unutmak istiyor. Oysa çöp adeta bir bumerang. Ne kadar uzağa atılırsa atılsın, insana geri dönüyor. Çöp yığını dediğimiz, atık yığını dediğimiz alanlar artık gözümüzün önünde olmadığını zannettiğimiz için sanki yaşamımızdan uzak veya halledilmiş bir sorun gibi gözüküyor.
Oysa biz tükettiğimiz kadarını geri alıyoruz yaşantımıza. Bunu soluduğumuz havadan, işte yüzdüğümüz denizden, yediğimiz balıktan veya ekim yaptığımız topraktan bir şekilde hayatımıza geri sokuyoruz. Binlerce ton çöp veya binlerce ton kimyasal atık olarak doğaya ve dolayısıyla doğrudan insan yaşamına geri dönüyor. İşte bu zinciri unuttuğumuz noktada da yaptıklarımızın sorumluluğunu taşımamaya başlıyoruz. Her şey çöp kutusuna girdiği anda kimlik değiştiriyor. Bir ismi, cismi, işlevi varken bir anda isimsiz ve istenmeyen bir varlık olup çıkıyor. Anlamsızlaştığı noktada kurtulmamız gereken bu yükün ağırlığını da kolayca başka omuzlara yüklüyoruz. Çöp el değiştirdiğinde anlam da değiştiriyor. 5 senedir yapıyorum ben bu mesleği. Daha önce bu Osman Bey'de ben paçavra işi yapıyordum, kumaş işi. 92'ye kadar bu işi yaptım, kumaş işini. Ondan sonra cezaevine girdim, askere gittim, geldim, kağıt işine döndüm. Bu daha hayırlısı. Vallahi benim mesleğim var ama benim mesleğimden bu daha iyi. Ama bizim orada adamın verdiği 400 milyon lira bana yetmez. 2 tane çocuk var, ev var. Ben nasıl geçineyim 400 milyon lirayla? Nasıl işler nasıl? Yok, gerek. Vallahi mi? Evet. Sabahına bir baktım Arap geldi. Nereye lan? Çay içtiğimiz yere. Baktım benim mekana çıkacak, fırladım hemen yukarıya. Saral'a? Evet, Saral'dan çıktım öyle gayret yatağa. Metropol Hastanesi'nin oradan indim geldim. Çöpünü almamışlar mı? Yok, çöp duruyor da hala duruyor. Allah Allah. Vallahi hep duruyor. Oralarda bir şey yok, buradan biri geçmiş herhalde. Biliyorum ki, bir şey görmedim. Bugün çıkmadı. Bizden önce bizim gezeceğimiz yerler arkadaşlarımız toplamışlar. Biz bugün aç kaldık. İkinci sefere deneyeceğiz kısmetimiz Allah izin verirse. Cam şişe ve de pet toplamıyoruz. Topladığımız kağıt, plastik, demir, ondan sonra kutu, alüminyum, pimaş, ondan sonra bizim topladıklarımız bunlar. Ama cam şişeyle peti kesinlikle almıyoruz. 6'da kalkıyorum, 7.30'a kadar kahvaltı yapıyorum. Oradan sonra 7.30'dan sonra çıkıyorum, 10'da işten geliyorum. İşten geliyorum, arkadaşlarla bir çay içiyoruz. Ondan sonra tekrar gidiyorum, saat 12.30'da geliyorum, yemek yiyoruz toplu bir halde. Yemekten sonra çay, yeniden işe gidiyoruz. Yemekten sonra çıktıktan sonra geldiğimde saat 4 falan oluyor. Ondan sonra zaten çıkmıyorum, istirahat ediyorum. Geceleri çalıştığım için dinlenmem gerekiyor. Kamyonu yükledikten sonra tekrar 7 gibi işe çıktığımda 9'da geliyorum. Ondan sonra bir daha gidiyorum. Saat 11-11.30 oluyor. Ondan sonra yatıyorum. Daha önceden belediye kağıt toplamıyordu. Mal çok çıkıyordu. Şimdi belediye büyük şirketleri aldığı için bize de onların almadığı kağıtlar çıkıyor. O nedenle işlerimizde biraz bir düşüş var. Daha önceden işlerimiz daha güzeldi. Günlük o zaman şu anda 50 milyon kazanıyorsa o zaman 70-80 milyon lira kazanıyorduk. Belediye zaten sıkıştırıp duruyor. Yapmayın, toplamayın. Kimimizin arabasını alıyor, kimimizin işte kamyonunu bağlıyor. Yani yapmayın bu işi diyor, bu işi bitireceğiz diyor, biz topluyoruz diyor. Ama biz de ne yapalım? Tabii çöpün her tarafı hastalık. Ama sonuçta biz de ekmek parası için uğraşıyoruz. Aşkım der ya, sana dağılır. Tatlı sazlar, sazlar. Ağır yavrular. Sistem önce dışladığı çöpleri bugün yine içeri alma eğiliminde.
Çünkü bir zamanlar ekonomi dışı olan artık başlı başına bir ekonomi. İlk bu işe başladığımda 13-14 yaşındaydım. Belli bir zamana kadar yani başkasına kağıt topladım. 6 sene falan askere gittik geldikten sonra işte kamyon satın aldım bir tane borç harç. Onunla da böyle kardeşlerimle beraber toplamaya başladık. Bu arada yani biraz daha geliştirmeye başladık kendimizi. Yani işçimiz oldu. Öyle öyle derken işte kendimizi toparladık. Şimdi şey yapıyoruz, kağıtlarımızı götürüp kağıtçıya, madenlerimizi götürüp madenciye yıkıyoruz. Ama daha ilerisinde daha çok paramız olduğu zaman bu işi daha tabii ki büyütebiliriz. Yani böyle günlük 50-60 milyonla uğraşacağımıza milyarlarla da oynayabilirsin yani. Ya bu işin büyüklerini yapanlar da var. Yani biz 40-50 milyonla yövmeyle çalışıyorsak günlük yani 3-5 milyar kazanan da var. Ya bunu bizim götürüp yıktığımız adamlar. Biz yani bir kamyon yapıyorsak onlar günlük 3-4 tır yani balle götürüyorlar. O da günlük mesela 50 ton kağıt demektir. Aya çarparsan 150 ton yapar abla. Çöpe adam yani bugün 2 ton kağıt diksen 200 milyon lira abla. 200-300 milyon lira. Az bir para değil. Yani işsizlere büyük bir avantaj bence. Bir de ekonomiye de çok büyük katkısı var. Parasını hemen alıyorlar. Çok eski kitap bunlar ya. Baş bakayım baba. Para yapar mı? Yapar baba bunlar ya. Eski kitap lan. Kur'an-ı Kerim bu. Belli attı mı baskı mı bu? Tarihi kaçmış bu bunun. Tarihine bakalım. Tarihi okumuyor Arapça mı? Yazar lan köşesinde. Baksana şuna. Tarih yok lan Arapça hepsi görmüyor musun? Hepsi Arapça lan. Bugünün gençleriyle iki nesil öncesi arasında bir zihniyet uçurumu var. Uçsuz bucaksız çöplükler, sakla samanı gelir zamanı anlayışının da mezarlığı. Seri üretim, seri tüketimi dayatıyor. Var olmasının tek şartı bu. Tüketim kültürünün ürettiği tek şey çöp. Aslında sadece tabii çöp dediğimiz vakit masum çöplerden bahsetmiyoruz. İnsan yaşamını ve canlı yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyecek ve yok edecek kimyasal çöpler, kimyasal atıklardan, tehlikeli atıklardan ve bunun gibi pek çok riskten de bahsediyoruz. Ve bu kavram içimizde bu kadar doğallaştıkça biz bu konuda yaşamış olduğumuz riskleri, tehlikeleri kolaylıkla unutabiliyoruz. Bu sadece geçmişte yaşanmış kötü bir anı olarak kalıyor ve bir adım ileriye gidemiyorum. Bunun en büyük nedeni de sistem bugün kötü bir şey oldu ama yarın düzelecek diye seni inandırması. Ondan sonra da bunu hafızalardan silmek için halının altına süpürmesi. Çöpten kaçış yok. Yeraltı, denizler, kutuplar, gözden uzak her alan bugün çöplerin hakimiyetinde. Üstelik çöp artık yalnızca şehirlerden varoşlara değil, ülkeler arasında da yolculuk ediyor. Para karşılığı ya da masum bir maske takarak ülke değiştiriyor. Tıpkı 2000 yılında 2200 ton zehirli atıkla Türk karasularına giren ve tam 4,5 yıl İskenderun açıklarında bekletildikten sonra batan Ulla gemisi gibi. Ulla'nın zehirli atıklarının büyük kısmı ve asbestli hurdası bugün hala İskenderun açıklarında yatıyor. Çöpün haberlere konu olması için kendini bir felaketle hatırlatması şart. Onu gündeme sokanlardan biri de çöp evler. Yok yok bir dakika. Antik çağdan beri çöp,
aklın ölçütü. İnsanlarla yaşamak yerine bir çöpün içinde yaşamayı seçtiği için deli diye anılan filozof Diyojen'den, toplumda kendine yer bulamayıp çöplere sığınan kimsesizlere kadar farklı bağlamlarda çöp bambaşka anlamlar yükleniyor. Başka battaniye yok mu? Başka battaniye yok. Geç. Metropoller genişledikçe çöplüklerle yerleşimler iç içe geçiyor. Ta ki göz ardı edilen, kendini hatırlatana kadar. Tarih 28 Nisan 1993. İstanbul Anadolu yakasının çöp merkezi olarak kullanılan Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünde patlama. Kayan 470 bin metreküp çöpün altında kalan gecekondular. 27 ölü. Ve bir dönemin sonu. Küçük bezi örtün üstüne. Alın battaniye. Hekimbaşı patlaması, çöplüklerde biriken metan gazının nasıl bir felakete yol açabileceğinin en acı kanıtı oldu. Bu olaydan sonra büyük şehirlerdeki vahşi depolama alanları düzenli depolama alanlarına dönüştürülmeye başlandı. Ancak çöpü depolama şeklini değiştirmek sorunu ortadan kaldırmıyor. Gelinen noktada tek çıkış yolu var. Martıların izinden gitmek. Yani ihtiyaç ölçüsünde tüketim ve geri dönüşüm. Yeni çağın en büyük hastalığı olan tüketim çılgınlığı, özellikle elektronik söz konusu olduğunda akıl almaz bir boyuta ulaşıyor. Teknoloji, ortalama 18 ayda bir yenilenen bir sektör. Yalnızca bireysel kullanıcılar 2 yılda bir sahip oldukları cihazları yeniliyor. Döngünün kaçınılmaz sonucu yok edilemez bir teknoloji çöplüğü. Bugün kağıt, plastik ve metal geri dönüşümü Türkiye'de birer sektör haline geldiyse de elektronik ve cam konusunda hala emekleme dönemindeyiz. Cam, beşikten beşiğe dediğimiz şekliyle kalitesinden ve miktarından herhangi bir özellik kaybetmeksizin tekrar ve tekrar kullanılabilen sonsuz bir ömre sahip malzeme. Toplama ayırma tesisleri tarafından toplanıp geri dönüşüm tesislerine aktarılan cam ambalajlar buralarda işlendikten sonra bunları fırınlarımızda ikinci ham madde olarak kullanma imkanını sağlamış oluruz. Cam ambalajın geri kazanımıyla çok ciddi boyutlarda enerji tasarrufu, ham madde tasarrufu sağlamaktayız, tasarruflar sağlamaktayız. Bu tabii ki tamamen ülke ekonomisine olumlu olarak yansıdığını düşünüyorum. Üretime başladığı ilk yıllarda Şişecam, deposlu ürünleri o günkü ekonomik koşullar çerçevesinde değerlendirildiğinde uyguluyordu. Ve bütün yatırımlar genelde üreticilerin tercihleri doğrultusunda olduğundan bir bölümü üretimin deposlu olarak piyasaya sürülüyordu. Ancak yıllar itibariyle tüketici alışkanlıklarının da değişmesiyle ve artı bu deposto, bundaki mali külfetler gittikçe artmaya başladı. Çünkü enerji, su, bir takım giderler, işçilik giderleri, yüksek yatırım giderleri şişelerin, ambalajın tekrar ve tekrar kullanımının önüne bir takım engeller koydu. Hali hazırda gönüllü deposto uygulaması yapan firmalar var. Ancak bunun da maliyetleri oldukça yüksek olduğunu biliyorum. Alüminyum 10 ila 100, plastik poşetlerse 100 ila 1000 yıl arasında doğada yok olurken, çok daha masum görünen camın doğaya karışması için 4000 yıl gerekli. Buna rağmen ne toplayıcılar ne de belediyeler cama pek rağbet etmiyor. Oysa geri dönüştürülen bir ton cam 300 kilogramdan fazla karbondioksitin havaya salınmasını önlüyor. Türkiye'de 80'lerin sonundan beri cam atık kumbaraları olsa da hala istenilen geri dönüş gerçekleşmiş değil. Kumbaralar
yıllardan bugüne kadar yıllar itibariyle baktığımız zaman %5, %6 dolayında her yıl cam atığı çıkmakta ki bu da oldukça düşük rakam. Yani 5-6 bin tonlardan bahsediyorum. Bu rakam bir türlü yukarıya henüz çekilemiyor. Bunun için olaya yerel yönetimlerin ve halkın katılımı son derece önem arz ediyor. Bu sistemin oyuncuların içerisinde de en önemlisi toplama ve ayrıştırma yapan firmalar ve buradan malzeme alan geri dönüşüm tesisleri ve geri dönüşüm tesislerinin de işledikleri miktarları ham madde olarak satmasıyla gerçekten ortada katma değeri yüksek bir ekonomik değer çıkıyor. Dolayısıyla bu sistemde şu an için yeterliliği tartışılır ama aslında herkes bir şekilde buradan hakkını alıyor, kazancını sağlıyor diye düşünüyorum. Bir yanda yerel yönetimler ve ihalelerle seçilen özel geri dönüşüm tesisleri, diğer yanda belediyelerin başa çıkamadığı bir hızla büyüyen çöp dağlarından ekmeğini çıkaran toplayıcılar. Yaptıkları tüketimin önlenemez yükselişi karşısında yaklaşan felaketi geciktirmek aslında. 5 toplayıcı bir günde yaklaşık 3 ton atığı geri dönüşüme gönderiyor. Bunun 2,5 tonu aslında onlara en az parayı kazandıran kağıt atıkları. Topladıkları en değerli atıklarsa demir, maden ve plastikler. 5 kişi günde 200 kiloya kadar demir, 50 kiloya kadar plastik ve 30 kiloya kadar maden toplayabiliyor. Bugün artık 10 yaşında bir çocuğun cep telefonunun olması veya aynı üründen elinde 5 tane birden bulunması normal bir yaşam biçimi gibi görüldüğü sürece bunun önüne geçemeyeceğiz. Ya o çöpleri yaşantımızın içine görsel bir hale getirmemiz lazım ki farkına varalım. Ya da gerçekten düşünce yapısı olarak bambaşka bakmaya alışmamız lazım. Çöple ilişkim bit pazarlarını gezerken aslında başladı. Sokakta yürürken ilgimi çeken çöpe atılmış malzemeleri görüp bunları toplayarak ve bunlardan bir şeyler üreterek başladım aslında çöp kullanmaya. Malzeme o kadar acayip bir şey ki beni aslında böyle hani taşla dolu bir tarlaya koysanız bu sefer taş kullanmaya başlarım. İçine doğmuş olduğum yer şehir olduğu için ve çevrede en çok bulunan sonsuz malzemenin çöp olduğunu düşünüyorum ben şehirde. Çünkü hani hem bedava hem de istediğiniz saatte veya semtte dışarıya çıkıp bu malzemelere ulaşma imkanınız var. Bu yüzden de çöp hani uygundur. Çöp benim için sonsuz bir nasıl denir bir kaynak oldu diyebiliriz. Başka bir gözle çöpe baktığınız zaman aslında kullanabileceğiniz çok fazla ürün var ve bunu kullandığınız zaman gerçekten iyi hissetmeye de başlıyorsunuz bir süre sonra. Çünkü başka biri tarafından sona hani hayatı sona erdirilmiş bir malzemeyi bu sefer siz bir daha canlandırıp bunu bir daha hayata geçiriyorsunuz. Çöplük dünya 10-15 senedir falan yapmakta olduğum işlerin geneline verdiğim ad. Ne bileyim tuvalet kağıdı rulolarından yaptığımız herhangi bir karakter. İşte pide kutusundan yaptığım bir lokomotif
meyve suyu kutusundan cüzdan, yani bunların çeşitliliği o kadar fazla ki yani sonsuz, yani ben şu anda burada sayamayacağım kadar çok şey üretilebiliyor aslında çöplerden. Şeftali. %100 elma suyu, karışık meyve. Ve makas. İnsanlar genelde böyle çöpten üretilmiş herhangi bir malzemeyi kullanmakta zorluk çekiyorlar. Hani belirli bir yerleşmiş bir yanlış bilgi var insanların kafasında. Hani aslında sonuna kadar tüketebileceğimiz malzemeleri sonuna kadar tüketmeden çöpe atıyoruz. Bunların kullanılabilirliği konusunda daha iyi bilinçlenmesi gerekiyor insanların. Çöp, iş adamlarından yerel yönetimlere, şehrin en yoksul kesimlerinden sanatçılara kadar bambaşka sosyoekonomik seviyelerden insanı ortak bir zeminde buluşturuyor. Çöp bir yanıyla tüketim, diğer yanıyla üretim demek. Bir tarafı tamamen sınıfsal, diğeri sınıflar arası. Çöpün çelişkili ve yoruma açık doğası sanat için de ilham verici. Çöpün kendisini tüketip yaratıcılıkla yeniden üretmek, geri dönüşümün farklı bir yolu. Eğer sokak yürürken yaktığınız sigarayı caddeye atarsınız, yani bu şehirli olamamanın yarattığı bir çöptür. Aynı şekilde pencerenizden çöpü sokağa boşaltırsanız, ki bu çok sık rastlanan manzaradır, bilhassa İstanbul'da. Bu yine şehirli olamamanın yarattığı bir çöptür. Yani sorumsuzluk çöpüdür. Yani ben çöp üreticiysem eğer, bu çöpü bir şekilde başkalarına da zarar vermeyecek, onları da etkilemeyecek bir şekilde çöp olmaktan çıkarıp ne bileyim başka bir sürecin içine sokmam lazım. Bu sorumlulukla sosyal kontrat dediğimiz şeyin zaten bir cüzü. Şehirlilik, sorumluluk, estetik gibi bir zincirin içinde çöp ancak anlamını kazanır. Bıraktığım ekolojik ayak izini mümkün olduğu kadar küçük bırakmaya çalışıyorum. Bu zaten doğa sporları yapanlar arasında, izciler arasında da hep söylenen bir şeydir. Yani geriye dönüp baktığında arkanda sadece ayak izleri olsun deriz. Benim bu işte yaptığım her şey aslında bunun bir, bu çabanın bir ürünü. Ben doğayı çok seviyorum. Kendimi onun bir parçası gibi hissediyorum. İnsan merkezli bir yaşama çok fazla inanmıyorum ben. Her şeyin bizim için yaratıldığına da inanmıyorum. Sadece doğada var olan bu muhteşem mekanizmanın bir parçası olduğumuza inanıyorum. Belki de o bakış açısından çıkıyor bütün bunlar. Doğada hiçbir şey çöp değildir. Her şey başka bir şeye geri dönüşür ve geri dönüşürken de başka bir şeye fayda yaratır. Ama biz insanlar alıp bazı materyallerden doğanın geri dönüştüremediği şeyler ürettiğimiz için şimdi çöp denen bir kavram var hayatımızda ve bu giderek daha büyük bir problem olmaya başladı. Giderek daha fazla şey tüketiyoruz. Bunlar doğada çözülmüyor. Bunları koskocaman kamyonlara koyuyoruz. Bu kamyonlar fosil yakıt tüketerek çöplüklere gidiyor ve bu çöplüklerde bunlar yıllarca, 10 yıllarca hatta işte bir naylon poşet 100 yıllarca çözülmeyebiliyor. Kompostu
kompostum aslında her şeye gidiyor. Bunlar neler? Mesela yumurta kabuğundan tutun, işte patates kabukları, işte elma kabukları, koçanları. Yani aklınıza gelebilecek her şey giriyor ve hatta mukavvaları böyle ufak ufak doğrayıp onları da atarsanız son derece faydalı. Çünkü kompostun çözünebilmesi için iki tane içeriği olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi karbon, bir tanesi nitrojen. Karbon sağlayan böyle işte kahverengi atık diyoruz biz bunları. Bunlar nedir mesela? Talaş veya mukavva vesaire. Nitrojen atıklar da işte patates kabuğu, elma koçanı falan gibi şeyler. Bunları birleştirdiğiniz zaman gübre elde ediyorsunuz. Yani aslında çok fazla gübre de elde etmiyorsunuz. Burada amaç o değil. Burada mümkün olduğu kadar çöpü azaltmak. Hayatımın çok ufak bir yerinde yer alıyor. Çünkü ürettiğim çöp son derece küçük. Yani şöyle söyleyeyim, 2 haftada bir küçük bir torba çöp ancak üretiyorum ya da üretmiyorum diyebilirim. Şekilde gözden kaybediyoruz onları ama başka bir yerde büyük çöp dağları oluşturuyorlar ve yıllarca, 10 yıllarca, 100 yıllarca doğada kaybolmadan orada duruyorlar. Galiba en iyisi kullanan tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek en azından bireysel olarak katkıda bulunabiliriz. Ben Büyükada'da yaşadığım için aslında şanslıyım. Kompost yaparak, bisiklete binerek elimden geleni yapıyorum. Ekolojik ayak izimi azaltmaya çalışıyorum ama bunları yapmak siz bir apartmanda yaşıyorsanız da aslında mümkün. Dünyanın neresinde olursanız olsun yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Aslında yarattığımız çöpler bizim bir yansımamız. Yani biz o çöp adamlar olmaya başladık. İnsan yaşamsal ihtiyaçları için tüketirken bugün artık sanki tüketmek için yaşıyor adeta. Ve bunun en büyük nedeni de bu kavramsal olarak insanların tüketime doğru yönlendirilmesiyle de alakalı. Berlinli Türklerdenim ve Berlin'de doğdum, büyüdüm ve orada okulda bize çöp konusunu yakınlaştırdılar. İşte çöp dağlarını anlattılar. Ondan sonra işte geri dönüşümü yaklaştırdılar bize. Ve o zamandan itibaren bu konuyla ilgilendim. Bazı çöpler gözlerimi kamaştırıyor. Ve mutlaka almam gerekiyor. Her elime aldığım çöpü düşünüyorum, ne yapabilirim acaba diye bununla. Veyahut alışverişe gittiğim zaman işte poşet istemiyorum mesela. Yanıma bez torba veya çantamı alıyorum. Ve bu bana aslında huzur veriyor. Pet şişeleri ben hiç atmıyorum. Hepsinin bir fonksiyonu var evimde. Mesela büyük şişelerden raf yapıyorum.
Sonra bardak yapılabiliyor onlardan. İşte göz kalemlerini koymak için bir kase oluşmuş oluyor. Üstüne mum dikebiliyorum mesela. Mumluk oluyor, şamdan oluyor. Yani bir sürü fonksiyonu var bir pet şişenin. Saniyede birkaç tane pet şişe çıkıyor mesela fabrikada. Ondan sonra onları insanlar alıyor, kullanıyor tek bir seferlik için. Ondan sonra atıyorlar. Ve attıktan sonra da ne olacağını bilmiyor bir sürü kişi. Bir yerlerde birileri için ömrünü tamamlayıp çöpe atılmış nesneler, kiminin elinde sanatsal bir tasarıma, kiminin evinde organik gübreye, kiminin zihninde işlevsel bir eşyaya dönüşüyor. Bakış açısına göre satın alınan şey potansiyel bir çöp de olabilir, çöpe atılan şey potansiyel bir malzeme de. Her artığın atık olmadığını düşünenler için hayal gücünün sınırı yok. Performans sanatçısı olduğum için işte genellikle kostümlerimi artıklardan yapmaya çalışıyorum. Shiva'yı yapıyorum mesela, Hint tanrısı, dört kollu, mavi. O kolları yaparken işte yapmak istediğim zaman düşündüm ne kullanabilirim falan. Evde ne varsa onu kullandım mesela. Sistemin kendini sürdürebilmesinin yolu sürekli daha fazla tüketim. Doğanın kendini sürdürebilmesi ise tüketimin azaltılmasına ve herkesin ardında olabildiğince az ayak izi bırakmasına bağlı. Bu yaşamsal çelişkide artık safımızı belirleme zamanı. Topçulara gidiyoruz abi. Önce hurdayı yıkayacağız. Plastik hurda. Daha sonra da kağıdı yıkıp eve gideceğiz. Tahminen 2 ton var. Bu iyi olan gün. Her gün böyle olmuyor da. Bazen hiç olmadığı gün saat 10'a kadar, 11'e kadar. O zamanlara kadar da çalıştığımız oluyor. Bugünlük çalışma bana 60-70 milyon kazandırır. Ortalama işçilere de 40 milyon falan kalır abi. Mesela kriz dönemi bu kadar kağıdı bulamıyorduk. Hatta bu kağıdın 1/3'ünü bile bulamıyorduk. Şimdi 3 ton topluyorsak o zaman 1 ton anca topluyorduk. Kamyonun dolmadığı zaman yani piyasada işin olmadığını anlıyorsun. Toplayıcıların plazalar uyanmadan başlayan günü gece yarısı depolarda son buluyor. Modern yaşamın çöpü şehrin çeperlerinde istifleniyor. Günün getirdiği yüzlerce insanın o günkü ekmeği oluyor.
Kilon 20 yok. Buyur kardeşim. Kilon 20 yok. Şehrin arka bahçesinde tüketim çağının kamburu her geçen gün büyüyor. Çöp, geçmişle gelecek arasında uygarlığın arafında bir gidip bir geliyor.